imzanın toplanması gerekiyordu tekrar bir başvuru yapılabilmesi için. Fakat o imzalar 28'de kaldı. Yani demem o ki artık umutların tükendiği bir gündü 5 5 Mayıs. Mayıs. Evet, umutların tükendiği bir gündü. Ve kapımız gece çalındı. Saat 12'ye doğru bizim evin kapısı çalındı. Gelmişlerdi. Onların gelmesi demek denizlerin idamının çok 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 yakın olduğunu gösteriyordu. Babam gitti. Biz evde bekledik. Sabaha kadar bekledik. Sabaha karşı kapı çalındı. Babam ve idamda bulunan diğer avukat arkadaşımız Mükerrem Erdoğan geldi. Yani 12'de geldiler. Polisler mi Evet, geldi? polisler, Siz askerler aldılar, evdeydiniz. götürdüler. Bir Evet, şey söylediler mi? çünkü İşittiğiniz sıkı mi? yönetim, hayır, belli zaten Halit Bey sizi götürüyoruz dediler. Aldılar, götürdüler. Tahmin ettik böyle olmuş olabileceğini. Fakat iki başvuru daha vardı. Ufacık bir umut, daha onlardan cevap gelmediği halde götürdüler. Ama kanunun olmadığı, adaletin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz ve bir Türkiye'de yaşıyoruz. O günlerde öyle günlerdi. Askeri junta günleriydi. Dolayısıyla yani çok da umut etmiyorduk hukukun daha fazla cevap vereceğini, yanıt vereceğini adalete. Öyle bir umut da kalmamıştı. Sabaha karşı geldiler. Babamın rengi kül gibiydi. Ben hiç yani böyle bir görüntü hatırlamıyorum. Hiçbir şey söylemedi. O içeri girdi. Bizim Ankara'daki evimizde salonda daktilo vardır. Babam orada çalışır, bize yardım ettirir bazen kendisine. Ve orada bir de balkon var. Mükerrem koştu, balkonun kapısını açtı, kapattı. Orada ağlıyor. Ağlıyor tabii. Babam geldi bana daktiloya dedi, hemen dedi bir kağıt tak dedi. Daktiloya ben kağıdı taktım. Şimdi dedi Mükerrem'i hemen çağırın dedi. Mükerrem'i balkondan çağırdık. Dedi ki görevimiz var Mükerrem, işimizi bitirmemiz gerekiyor dedi. Çünkü şöyle, Deniz'in, Yusuf'un ve Hüseyin'in son sözlerini orada yazarken tabii bunlar suçtur diyerek sözlerin hepsini geçirmiyorlar tutanağa. Fakat babamla Mükerrem Erdoğan da önceden diyorlar ki biz bunları ezberleyelim seninle birlikte. Ve dolayısıyla yani onlar tabii tahmin ediyorlar çünkü o dönemde biliyorsunuz devrimcilerin, solcuların, sosyalistlerin, demokratların başında 141-142 denilen Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun iki tane önemli maddesi var. Herkesler onlardan yargılandı Türkiye'de, bütün bu söylediğim insanlar. Ve onlar da yani hep her yerde bahane. İşte efendim yazamayız son sözleri niye? Komünizm propagandası var. Yani inanılacak bir şey değil. Ama orada da tabii tahmin ettikleri gibi yazmıyorlar. Mesela Deniz Gezmiş, Türk ve Kürt halklarının kardeşliği diyor, orayı yazmıyor. Evet, bağımsızlık mücadelesi, hatta şöyle söyleyeyim, kardeşliğinin ötesinde beraber diyor bunlar Amerikan emperyalizmine karşı aslında mücadele etsinler, ülke bağımsız olsun ve biz bu ülkede bir emek iktidarı kuralım diyor. Ne kadar güzel değil mi? Keşke Türkiye'de de onların istedikleri emek iktidarını bir gün kurabilsek ve kuracağız inşallah. Gerçekten çünkü halklar için gerekli olan, bizim için su gibi, ekmek gibi gerekli olan tek şey bizim kendimizin, bütün halkın, bütün dünya emekçilerin iktidar olmasıdır. Denizlerin istediği de bundan başka bir şey değildi. Onun için asıldılar zaten. Başka bir şeyden değil. Yoksa bir bankayı soymak, 2 sene kendileri için de soymadılar. Ceplerinden çıkan 10 liradır. Yani 5 liradır. Yani dolayısıyla bunu herkes biliyor. Tek idam edilmelerinin nedeni sermaye sınıfının barbarlığı kalksın,
halk iktidar olsun, emekçiler iktidar olsun. Bunu söylediğiniz zaman cezası idam oluyor. İnşallah bu dünyada bunu söyleyenlerin sonunu hepimiz göreceğiz. Evet. Gelelim son geceye. Gelelim son geceye. Babam Mükerrem'i çağırdı ve önce Deniz'in, sonra Yusuf'un, sonra Hüseyin'in son sözlerini birbirleriyle konuşarak bana yazdırdılar. Nasıl oluyor? Mesela babam diyor ki, Deniz ne dedi diyor? Yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun emperyalizm, yaşasın işçiler ve köylüler, yaşasın Marksizmin, Leninizmin yüce ideolojisi, yani sosyalizmin bu dünya için iyi olduğunu anlatıyor. Başka bir yol olmadığını anlatıyor. Sizin söylediğiniz gibi yaşasın Kürtler ve Türklerin, Türkiye'de yaşayan büyük iki halkın bağımsızlık mücadelesi. Kime karşı verilecek bu? İşte hep lafına ediliyoruz ya, Amerikan emperyalizmi. Yani bugün Afganistan'ı kana bulayan, Irak'ı kana bulayan, bütün dünyayı kana bulayan bir alçak ideolojinin temsilcisi olan bir devletin, Amerikan halkının değil, o devletin buradan üslerini, askerlerini, Türkiye'de 101 tane Amerikan üssü var, hala var. Türkiye'de nükleer silahlar var. Biz bunların hepsini biliyorduk. Yani Türkiye'den bunlar kalkıyorlar, İncirlik üstünden bütün dünyayı bombalıyorlar, perişan ediyorlar. Siz nasıl insan olursunuz da, nasıl bir devrimci olursunuz da buna karşı çıkmazsınız? Deniz, Yusuf, Hüseyin ve arkadaşları ve Türkiye'deki 68 gençliği ne yaptı? Buna karşı çıktı elbette. Bunu söylemek istiyor Deniz. Diyor ki bu iki halk birleşsin ve Amerikan emperyalizmini bu memleketten ne yapalım? Sürüp atalım diyor. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Ama bunları, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda evet, gerçekleştirdiği evet, hayali. Mustafa Kemal'e büyük bir saygı var. Kesinlikle. Her zaman öyledir sosyalistlerden. Niçin? Çünkü Mustafa Kemal bu memlekette birinci Kurtuluş Savaşı'nı vermiştir. İşbirlikçilerin ne emperyalizme bu ülkeden ne yapmıştır? Atmıştır. Ama sonradan ne oldu? Tekrardan bu düzen değişemediği için biz tekrardan bir Kurtuluş Savaşı verir hale geldik. Biz de dedik ki Mustafa Kemal birincisini verdi, biz ikincisini veriyoruz dedik. Bakın deniz gezmişlerin bütün savunması, avukatların bütün savunması bunun üzerine oturuyor. Biz bu düşmanları atalım memleketimizden ve bir Kurtuluş Savaşı verelim diyorlar. Ve aynen onu da ifade etmek istiyor. Bunu ifade etmek istendiği zaman bunun suç olan bir tarafı yok ki, hiç ilgisi evet. yok ama yazdırmıyorlar. Dolayısıyla ve ikisi baş başa evet, size yazdırıyorlar. Beraber siz ben yazıyorum, onlar şey yapıyorlar aralarında. Yani böyle miydi? Yanlış söylemiş olmayayım Mükerrem. Tamam, Halit abi böyle. Bu şekilde Yusuf'un ve Hüseyin'in şimdi de Serpilhan, özür diliyorum. Söylediklerini İdam yazdık. İdam anında Mükerrem Bey ile Mükerrem Erdoğan'la Halit Çelenk sadece görgü tanığı olarak onlar evet, var. Evet ve bir de askerler var. Askerler tabii. var onlar ayrı. Askerler yani. Var bir de tabii yani Ali Elverdisi var biliyorsunuz Halit Bey. Bu başka iş yani bu hukuk işi değil diyor aslında. Bu siyasi bir olay diyor yani. Bu çocukların asılması diyor hukukla ilgisi yok. Sen elinden geleni yaptın. Ama kusura bakma diyor yani.